Herkese merhaba, üroloji uzman Ömer Erdem Akkaya. Bugün anlatacağımız konu anabolizans törekler nedir, zararları nelerdir? Anabolizans törekler bilindiği üzere yaygın bir şekilde kullanılmaya başlandı. Daha önceden bu kadar kullanımı yoktu ama bunların ne olduğunu ve ne gibi zararlar verebileceğini kişilerin ve insanların bilmesi. Testosterone level. And the problem nowadays is it's almost like young kids join a gym and when they join the gym they buy the steroids. It's like in the old days, it was like, we join a gym and we go buy protein powder. You know, that's what we do. Yeah, I just joined a gym, so I need protein powder. Now, it's like, I just joined a gym, I need steroids. The day they start the gym is the day they start the steroids. It really is out of control. Lazım. Anabolizans türevler testosteron ve testosteron türevlerinden oluşuyor. 1935 yılında burada gördüğünüz gibi testosteronun keşfedilmesiyle beraber anabolizans türevler 1950 ve 60'lı yıllarda, çok eski zaten bunların hikayeleri, sporcular tarafından keşfedilmeye başlandı ve kullanılmaya başlandı. Aslında bunlar tıbbi alanda kullanılmak üzere sentezlenmişti ama ne yazık ki artık günümüzde daha çok sporcular ve amatörce sporla ulaşanlar da aktif bir şekilde kullanıyor. Anabolizans türevler dediğimiz gibi testosteron ve testosteron türevlerinden oluşuyor. Burada testosteronun vücuda girdikten sonra dihidrotestosteronu ve östrojeni aromatisi olduğunu görmektesiniz. Genel olarak kullanılan anabolizanlar nelerdir? Ona bir bakmak lazım. Genel olarak spor camiasında kullanılan anabolizanlar growth hormon, insülin, onun dışında SARMSTAR, onun dışında growth hormon sekretörleri burada gördüğünüz gibi ve testosteron türevlerinden oluşuyor. Anabolizan steroidler aslında şu kısmı anabolizan steroidler oluşturuyor. Anabolizan steroidlerin de kimyasal olarak baktığımız zaman 3 tipi var. Bir tanesi dihidrotestosteron türevleri, bir tanesi testosteron türevleri, bir de nonandrolon türevleri. Nonandrolon türevlerini burada dekabolon eksik kalmış, onu da koymak lazım. Genel olarak baktığımız zaman işte bu 4 karbon halkasının modifikasyonlarıyla beraber anabolizan steroidler oluşturuluyor ve diyebilirim ki binlerce anabolizan steroid türevi var. Bunlar kendi işlerinde androjenik ve anabolik sınıflaması indekslemesi var. Bu ne demek? Şimdi testosteronun androjenik etkileri var. Ne var? İşte sivilceyi arttırabiliyor, ciltte yalanmayı arttırabiliyor, prostatın büyümesini arttırabiliyor. Bir de anabolik etkileri var. İşte kas yanını arttırıyor, yağ yakımını arttırıyor. Bu tür etkileri de anabolik etkileri oluşturuyor. Şimdi bunları anabolizan steroidleri dizayn ederken diyorlar ki anabolik etkisi güçlü olsun, androjenik etkisi de zayıf olsun. Buna göre de sınıflamışlar. Anabolizan steroidleri. Genel olarak bu şekilde. Bunlar etkilerini nasıl gösteriyor? Etkilerini androjen reseptörlerine, kasta ya da dokuda androjen reseptörlerine bağlayarak buna uyarıyor. Kas oluşumunu sağlıyor. Aynı zamanda kortizol reseptörlerine negatif etki gösteriyor. Aynı zamanda insulin-like growth factor dediğimiz büyüme hormonunun tetiklediği IGF-1 reseptörlerini olumlu bir şekilde etkileyerek vücutta etkisini gösteriyor. Hemen hemen hepsi seks hormon binding globulini düşürüyor bu arada. Onun dışında anabolizan suistimal çeşitleri var. Birçok çeşit var. Bunlar yaklaşık anabolizan steroidler spor camiasında yaklaşık 70 yıldan beri kullanılıyor hemen hemen. Ve artık bu bilgi ve tecrübe kişiden kişiye aktarımla devam ettikçe tabii bu tecrübe giderek artıyor ve artık bir bilgi yumağı haline geliyor. O kadar çok kendi döngü türleri var ki kullanıcılar arasında baktığımız zaman çeşit çeşit döngü türünü görmekteyiz. Ve bu dozlar tabii çok yüksek dozlar. Anabolizan steroidlerin sıkıntılı olan tarafı ne? Peki problemli olan tarafı ne? Yurt dışında Amerika'da yapılan çalışmalarda milyonlarca, yani şu anda 4-5 milyon anabolizan bağımlısı diye tabir ediliyor. Çünkü neden? Anabolizan steroidi hiç bırakmıyor. Yani 12 ay boyunca kullanan insan sayısından bahsediyorum. Milyonlarca kullanan insan var. Hollanda'da anabolizan kullanıcılarına spesifik anabolizan bıraktırma poliklinikleri açılmış durumda. Yurt dışında hemen hemen bu bir halk sağlığı sorunu olarak görülüyor çünkü. Yani bir halk sağlığı sorunu olarak görünüyor. Ve bu önemli bir sorun. Çünkü yaygınlaşıyor. Giderek de yaygınlaşıyor. Kullanım yaşı giderek düşüyor. Bir bağımlılık olarak da, tam bir bağımlılık olarak da tanımlanamıyor. Çünkü bu steroidleri kullandığı zaman kişiye keyif ve has vermiyor. Ama vücut formunu daha çok iyileştiriyor. Kişinin bıraktığı zaman yoksunluk sendromu da çekmiyor. Birden bir yoksunluk sendromu da çekmiyor ama yani FSH, LH hormonu ve testosteron düştüğü zaman bıraktığında kişi belki o zaman bir yoksunluk sıkıntısına girebiliyor. Ama bu da herkes de olmuyor denilebilir.
Bağımlılıkla ilgili durum hala tartışmalı denilebilir. Burada külleri göstermemin bir amacı da bunların çok yüksek dozlara ihtiva etmesi. Baktığımızda gerçekten küllerde kullanılan ilaçların dozları çok yüksek. Aynı zamanda sadece bu ilaçlar kullanılmıyor. Bu ilaçların yanında işte growth hormonu, biraz önce gösterdiğim gibi yağ yakıcılar, diüretikler, idrar söktürücüler ve PCT dönemi içinde birçok ilaç kullanılmıyor hastalarda. Yani insanlar kullanıyor bunları. Onun dışında en basit küre bile baktığınız zaman haftalık 500 mg testosterondan bahsediyor. Yüksek kademe küllerde ise nereden baksanız 1000 gram ya da 1000 mg ya da 1500 mg civarında testosteron itibar eden küller kullanıyor kişiler. Peki anabolik steroidlerin en sık görülen yan etkileri ne? En sık görülen yan etkiler testiküler atrofi, akne, işte vücutta ödem olmasa, uyku hali, enjeksiyon yerinde ağrı, onun dışında seksüel fonksiyon bozuklukları, jinekomasti gibi yan etkileri var. Aslında hemen hemen vücudun birçok sistemine yan etki gösteriyor burada gördüğünüz gibi. Onun dışında mesela kolesterol profilini bozuyor. Kolesterol profilini özellikle oral anabolizanlar şiddetli bir şekilde bozuyor. HDL dediğimiz yararlı kolesterol düşürürken LDL'yi yükseltebiliyor. Bu da damar sertliği, arteriosikloroz dediğimiz durumu yükseltebiliyor. Testosteron kullananlar birazcık daha şanslı. Çünkü testosteron östrojen aromatisi olduğu için bu miktar bir miktar daha düşük oluyor. Oral anabolizanlarda bu çok daha güçlü miktarda olduğunu söyleyebiliriz. Onun dışında patolojik kalp büyümesiyle ilgili birçok yayın var. Yani normal bir sporcunun kalp büyümesinden farklı bu. Anabolizan steroidlerin eğer sürekli kullananlarda patolojik sol kalp büyümesi yapabileceğini gösteren çalışmalar var bununla ilgili. Onun dışında kan pıhtılaşmasıyla ilgili gene vaka raporları var. Birçok vaka raporu var kan pıhtılaşması ile ilgili. Aslında direkt olarak kan pıhtılaşmasını arttırdığını gösteren yayınlar sınırlı ama şimdi kişinin kullandığı birçok madde de var ve vaka sunumları da olduğu için yani birçok sporcu bu ilaçları kullanırken aspirin gibi ilaçlar kullanabiliyor. Ve şeye de dikkat etmesi gerekiyor tabii. Hemoglobin seviyesinin yükselmesi kan pıhtılaşmasını da arttırabiliyor. Buna da dikkat etmesi gerekiyor. Onun dışında dediğim gibi kan seviyesini yükseltiyor. Özellikle artık hematokritin 60'a doğru yaklaştığı seviyeler, hayat tehdit edici seviyeler. 50'nin üzerindeki seviyelere baktığımız zaman da artık kan bağışlaması, kan vermesi öneriliyor kişilerde. Onun dışında böbrek sistemiyle ilgili birçok vaka sunulmuş. İşte kullandıktan sonra böbrekte kitle çıktığını gösteren vaka sunumları var ama gene net olarak ilişkisi tam belirlenememiş. Onun dışında böbrek yetmezliğiyle ilgili olan ilişkisi de şöyle. Kişi birçok ilaç kullanıyor, haddinden çok daha fazla besleniyor. Yani vücudu çok ekstrem şartlarda kullanıyor. Eğer mesela tansiyon çıktıysa belki de farkına varmıyor. Böbrekte tansiyona bağlı belki hasar gelişiyor. Bunu bilmiyoruz tabii. İşte diğer kullandıkları ilaçlar, diüretikler hep bu böbrek çalışma mekanizmalarını bozuyor. Mesela kişide protein kaçağı meydana geliyor. Yani kişi bunu gözden kaçırabiliyor. Çünkü böbrek yetmezliğiyle ilgili bir durum asla ve asla çok ciddi ileri seviye gelmediği sürece belirti vermez aslında. Hani mesela diyelim kreatininiz işte 1.4, 1.5, 1.6. Normal kolay kolay bir kişide şikayet yaratmaz bu. Ancak ileri safhaya geldiyse problem yaratır. Tabii sporcularda şöyle bir durum oluyor. Özellikle kas kuvvetinin gücü, özellikle kas yükü fazla olan sporcular için konuşuyorum. Kreatinin 1.4, 1.5, 1.6 gelebiliyor. Aslında tabii bu vücut kas kütlesi fazla olduğu için böyle gözüküyor. Bunlar da tabii idrarda protein kaçağı var mı? Total protein miktarı ne kadar gidiyor idrarda? Aynı zamanda aslında tansiyonu var mı? Kişinin hipertansiyonu var mı? Ve bu böbrek fonksiyonları ile ilgili daha ileri böbrek testlerinde yapmakta fayda var. Çünkü bu normal olabilir aslında. Kas yükü fazla olduğu için kişinin kreatin seviyesi de yüksek çıkabilir. Çok anlamlı değil yani. Doktorlarda nadir olarak böyle bir şey olduğu için bazen şaşırabiliyorlar tabii bu durumda. Karaciğer sistemiyle ilgili anabolizan steroidlerin sarılık yapma durumu var. Karaciğerde adenom dediğimiz durumu oluşturma ihtimalleri var. Onun dışında bunu yapan tabii oral anabolizanlar. Yani işte 17. karbon alkilize olan anabolizanlar oluyor daha çok. Açıkçası ben çok fazla rastlamadım ama vaka sunumları çok var. Literatürde vaka sunumları çok var. Karaciğerle ilgili işte özellikle safra yollarında
daralma ve tıkanıklık yapmasına bağlı sarılık oluşabileceğini, işte karaciğer fonksiyon testlerini yükseltebileceğini anabolizan kullanımı sonrasında gösteren çok yayın var. Anabolizan kullanımı sonrasında, özellikle oral anabolizan kullanımı sonrasında ALT, AST ya da işte GGT dediğimiz testlerde yükselme olabiliyor. Bıraktığı zaman hızlı bir şekilde düşüyor. Ayrıntılı zaten yazıyı okumak isterseniz buradaki internet sitemdeki sayfadan okuyabilirsiniz bununla ilgili. Akne ile ilgili birçok şikayet oluyor. Hatta kür içerisinde de akne çıkartabiliyor. Kürü bıraktıktan sonra da akne çıkmaya devam edebiliyor. Belki de bir şeyleri uyarabiliyor orada sistemde. Onun dışında saç dökülmesi, genetik saç dökülme yatkınlığınız varsa eğer, erkek tipi saç dökülmesine yatkınlığınız varsa, hidrotestosteron miktarı arttığı için tabii doğal olarak bu saç dökülmesi hızlanabiliyor. Onun dışında kemik gelişimini engelleme gibi bir durum var. Eğer kemik gelişim tamamlanmadan kullanılırsa, özellikle östrojene aromatize olan anabolizan steroidler kullanılırsa, çünkü kemik gelişimini durduran esas hormon östrojen olduğu için kemik gelişimini durdurabilirsiniz. Onun dışında anabolizan steroidlerin kemik gelişimini aslında arttırma ihtimali var. Boy kısalığı olan kızlarda oksandrolonu zaten kullanmışlar anabolizanlardan ve büyüme ve gelişmenin katkısı olduğunu göstermişler. Ama tabii bunlar kontrol altında yapılıyor. Şu anda büyüme gelişme geriliği olanlarda büyüme hormonu ve aromatiz inhibitörleri kullanılıyor. Östrojeni özellikle östrojen seviyesini hep düşük tutmaya çalışıyorlar. Ama sonuçta eğer östrojeni aromatiz olan bir ilaç kullanırsanız o zaman boy kısalığı olabilir. Onun dışında kaslar hızlı geliştiği için tendon yaralanması olabiliyor. Onun dışında gene su ve tuz tutulması ödem olabiliyor vücutta. Sadece östrojen aromatizasyonuna bağlı su ve tuz tutulması olmuyor. Oksandrolon ama stanozol östrojene aromatize olmadığı halde onlarda bile su tutulması olabiliyor vücutta. O zaman işte ilaçları bırakınca onlar da düzeliyor. Erkeklerde ses değişikliğine bakacak olursak bazıları soruyor, ben bu ilaçları kullansam acaba işte sesim daha kalınlaşır mı, daha erkeksi bir sesim olur mu diye. Yetişkinlik çağında kullandığınız zaman çok bir katkısı olmuyor. Ama eğer ergenlik döneminde kullanılırsa ses değişikliği tespit ediliyor. Jinekomasti yapabiliyor. Jinekomasti de tabii östrojen, prolaktin ve progesteron hormonlarının yeni yeri var. Aynı zamanda kişinin genetik yapısı da çok önemli. Nasıl cevap vereceği kişiden kişiye değişebiliyor. Çok yüksek seviyelerde östrojen seviyesinde bile bazı kişilerde memeyle ilgili hiçbir sıkıntı olmazken bazılarında çok düşük seviyelerde jinekomasti cevabı gelişebiliyor. Kadınlarda birçok sıkıntı oluşturuyor. Ses değişikliği, klitoral büyüme, vücut kullanması, menstrual düzensizlik, meme küçülmesi oluşturabiliyor. Psikolojik olarak da birçok sıkıntı oluşturabiliyor. Mesela birazcık da kişinin empati yeteneği kayboluyor. Eskisi kadar empatik olmuyor, karşıyı düşünmüyor. Onun dışında vaka sunumları var, vaka raporları var. İşte suç, şiddet arttırdı, saldırganlığı arttırdığıyla ilgili olabileceğini, ama şu ana kadar anabolizanların net olarak bu konuya bir katkısı olduğunu gösteren bir çalışma yok. Ama yani kullanıcı anekdotlarına bakacak olursanız tabii birçok insan kullandıktan sonra daha sinirli, daha agresif bir yapısı olabileceğini de gösteren birçok anekdot not var yani. Onu da söylemek lazım. Onun dışında bağımlılık konusu bence şöyle. Eğer bir kişi bunu 5-10 seneden beri düzenli bir şekilde kullanıyorsa bence bu kişi muhtemelen artık bağımlısı olmuştur denilebilir. Çünkü 10 yıldan beri kullanan bir insana gerçekten bu ilaçları bıraktırmak çok zor. Çünkü kişiye bir vücut yapısı sağlıyor, bir psikolojik yapı sağlıyor. Bu kişinin sosyal hayatını bozmuyor. Belki daha popüler, daha başarılı bir kimse oluyor. Ama hani ben bağımlılık derken zaten kastettiğim alkol gibi değil. Yani alkol kullananlar ne oluyor? Kişinin günlük hayatı, sosyal hayatı bozuluyor, ekonomik yapısı bozuluyor. Ama bu anabolik androjen steroid kullananlar da 10 yıldan beri kullanıyor mesela. Adamın işi gücü her şey iyi gidiyor. Onunla ilgili bir sıkıntısı yok. Ama buna da artık bağımlı hale gelmiş. Çünkü bıraktığı zaman her şeyi kaybedebileceğinden de korkuyor açıkçası. Çünkü bir sürü insan çalışıyor yanında, onlara emirler veriyor, daha popüler olmak için uğraşıyor, yoğun bir iş temposuna sahip, ailesiyle, eşiyle arasında bir cinsel ya da bir çift ilişkisi var. Bunları hep toparlamaya çalışıyor. Adam ve güce ve enerjiye ihtiyacı var. Bunu kullanıyor. Bunu eğer bıraktığı zaman bunlardan hepsinin bunlarla ilgili kayıplar yaşayabileceğini düşünebiliyor. Bunları gerçekten bıraktırmak zor olabiliyor bu kişilerde. Çünkü bıraktığı zaman testleri yerine çalıştırmak zor oluyor. Ya da
Bunu bıraktıktan sonra TRT'ye geçmesi gerekiyor. Mesela anabolizanları bıraktım mesela. Bu sefer TRT'ye geçmesi lazım. Yani testosteron replasman yerine koyma tedavisine geçmek lazım. Çünkü çok uzun süre kullananlarda artık testisler geri gelmesi, testosteron üretebilmesi, o seviyelere yakın zaten üretemezdi. Normal seviyelerde bile testosteron üretmesi çok uzun zaman alır. Hele bir de kişinin yaşı da varsa gerçekten uzun zaman alabilir. O arada o geçiş döneminde testosteron replasman tedavisi yapılabilir. Onun dışında depresyon ve intihar, bununla ilgili çok fazla yayın yok ama ayrıntılı okumak isterseniz buradan okuyabilirsiniz gene. Kısırlıkla ilgili konuya geldiğimiz zaman burada net bir şekilde gösteriyor. Dışarıdan testosteron verdiğimiz zaman testosteron östrojeni aromatize oluyor. Hem testosteron hem östrojen gidip beyinde hipotalamus ve hipofiz bezine baskı yapıyor. Ve bunun sonucu olarak LH ve FSH dediğimiz hormonlar vücutta düşüyor. Düştükten sonra testislerden hem sperm üretimi hem de testosteron üretimi duruyor. Ve bunun sonucu olarak sadece testosteron değil, FSH de azaldığı için, burada FSH de azaldığı için ister istemez sperm üretimi de duruyor. Anabolizan steroid kullananlarda ya da testosteron kullananlarda belli bir süre sonra spermde hiç, yani sıfır sperm görünme ihtimali gayet normal. Ama bunların büyük bir çoğunluğu 3 ila 9 ay içerisinde bıraktıktan sonra anabolizanları 3 ila 9 ay içerisinde tamamen normale dönüyor diyebiliriz. Onun dışında lipido cinsel ilişkilerle ilgili benim için en hassas konulardan bir tanesi de bu. Şimdi kür içerisinde sertleşme bozukluğu ya da başka sıkıntılar gelen hastalar olabiliyor. Ama kürü bıraktıktan sonra özellikle kişi PCT yapmazsa, düşük testosteron seviyeleriyle sağda solda çok gezerse ya da yanlış ilaçları kullanıp takibini yapmazsa, herkes de demiyorum ama önemli bir kısımda sertleşme bozukluğu ya da cinsel isteksizlik olabiliyor. Yani hastada bu sertleşme bozukluğu bir kere yaşadığı zaman şöyle bir erkek yok ki sertleşme bozukluğunu bir kere yaşasın, hiç kafaya takmasın. Erkekler bu konuda çok hassas. İktidar erkek, yani iktidar erkek bir erkek için çok önemlidir. Ve bunu bir kere bile yaşasa o başarısızlığı o aklının ucundan çıkmaz. Ve her zaman ilişkiye gireceği zaman acaba sorusu gelebilir. Bunu aşmak bir erkek için gerçekten bazen çok zaman ve efor gerektirebiliyor. O yüzden bu durumda eğer bıraktığınız zaman mutlaka ve mutlaka kendinizi mutlaka kontrol etmeniz gerekiyor. Düşük testosteron seviyeleriyle uzun süre yaşamamanız gerekiyor. Onun dışında kullanıldığı zaman bu anabolizan steroidler kullanım esnasında tabii ki cinsel gücü arttırıyor. Onun dışında prostat büyümesi konusuyla ilgili ılımlı miktarda prostat hacmini büyütebilir. PSA'yı ılımlı miktarda arttırabilir. Zaten kullanıcılar arasında da öyle prostatla ilgili çok şikayeti olan insan yok. Yalnız tabii kullanıcıların çoğu 50 yaşın 60 yaşın altında olduğu için o yüzden de pek bir şikayetleri olmuyor. Onun dışında testislerin küçülmesi kullanıcılar arasında çok sık görülen bir durum. %60'lara kadar görülebiliyor. Tabii bıraktıktan sonra anabolizanları belli bir süre sonra testisler kendi normal boyuna geliyor. Ya da işte dedikleri gibi PCT yapıldıktan sonra da tekrar normal boyutlarına gelebiliyor. Kalıcı olan jinekomasti, yani jinekomasti eğer tam olarak meydana gelirse kalıcı olduğunu söylemek mümkün. Sertleşme bozukluğu bir miktarında kalıcı olabiliyor. Özellikle de kabalama ve trenbolon kullanılanlarda sıkıntı olabiliyor. Böyle bir sıkıntı olabiliyor. Onun dışında diğer çalışmalara baktığımız zaman mesela 12 yıllık bir çalışma anabolizan kullanan powerlifterlerde 4,6 kat daha ölüm oranının fazla olabileceğini söylemişler. Bu önemli bir çalışma. Kısırlık üzerine yapılan çalışmalara baktığımız zaman yani kısır kalanı pek görmemişler açıkçası anabolizan steroid kullanıp da. Ama şöyle bir şey var. Vaka sunumları var. O vaka sunumlarında da şöyle bir sıkıntı var. Kişinin anabolizan kullanmaya başlamadan önce sperm sayılarına bakılmamış. O yüzden belki de o vaka sunumlarında öncesinde olmadığı için sperm belki de önceden bozuktu. Yani onu anlatmaya çalışıyorum. Belki de önceden bozuktu adamın spermi. Ve ondan sonra gene bozuk olarak devam etti. Çünkü öyle de bize çok hasta geliyor. Bir kişinin sperminin bozuk olması böyle fizik muayeneyle ya da herhangi bir şeyle anlaşılmıyor. Sperm testi yapmadan bunu anlamamız mümkün değil. Onun dışında kronik anabolizan kullanım hikayeleri var burada. Eğer sistemde okumak isterseniz buradan siteye girip okuyabilirsiniz. Linkini vereceğim zaten açıklamalar kısmına. Dinlediğiniz için teşekkürler, saygılar.